Evet. Evet, örnek 14-10. Burada bir şimdi şey verilmiş, devre verilmiş. Evet, böyle bir RLC devresi ama seri de değil, paralel de değil dikkat ederseniz. İkisinden farklı bir şey. Ama biz her türlü RLC devresini bir filtre olarak analizini yapabiliriz. Transfer fonksiyonunu bulacağız zaten. Ama amaç bu. Hangi devre olursa olsun bunu yapabiliriz. R'nin 2 kilo ohm, L'nin 2 Henry, C'nin de 2 mikrofarad olduğu söylenmiş. Bu diyor ki what type of filter ve cutoff frekansları kaçtır diye sorulmuş. Tamam. Şimdi önce fena bir bağlantı. Öncelikle şöyle yapalım. Omega sıfıra giderken, omega sonsuza giderken çıkış gerilimi nereye doğru gidiyor? Tamam mı? Mesela omega sıfıra giderken ne olur? Endüktör ne olur omega sıfıra giderken? Birisi söyleyebilir mi? Geçirmez hocam. Ne geçirir? Akım mı geçirmez? Tamamen geçirmez mi? Kısa devre olur. Evet, pardon, tamamen geçirir. Evet, kısa devre olur değil mi? J omega L sıfıra gider. Kapasitörü de tam 1 bölü J tersiyle. omega J sonsuza gider. Dolayısıyla bütün gerilim direncin üzerinde toplanır. Yani VO ve yine gider. Yani geçirir. Geçirir. Yani bu çok küçük frekansları geçiriyor. Yani küçük frekansları daha iyi geçiriyor. Diğer taraftan omega sonsuza giderken bu sefer J omega L sonsuza gider. 1 bölü J omega C kısa devre olmaya doğru gider. Dolayısıyla devreden zaten J omega L sonsuz olduğu için devreden akım geçmez. Akım geçmediği için de direncin üzerinden de akım geçmez ve çıkış gerilimi sıfır olur. Yani dolayısıyla geçirmez yazalım. Dolayısıyla bu low pass filter olabilir. Öyle görünüyor şu anda. Aslında biliyorsunuz RLC devreleri seri RLC ile paralel RLC ile bant geçirgen ve bant durduran filtreler yapabiliyoruz. Ama bu sanırım low pass filter olabiliyor. Bunu daha iyi anlamak için şimdi transfer fonksiyonunu bir yazalım. VO eşittir VI çarpı J omega L artı R pardon. R paralel 1 bölü J omega C. Üstte de R paralel 1 bölü J omega C. Yani burada gerilim paylaşımı var değil mi? Çıkış gerilimi ile giriş gerilimi arasındaki ilişki bu şekilde. Yani bir J omega L var. Bir de dirençle paralel kondansatör var. Çıkışın payına düşen gerilim dirençle kondansatörün paralel eşdeğeri kadar. Değil mi? Burada sorusu olan yoksa bunu yani VO bölü VI olarak yazayım. Yani H omega eşittir R paralel 1 bölü J omega C. J omega L artı R paralel.
omega c. Şimdi çarpım bölü toplam. Evet. Tamam. Evet. Bunu biraz daha düzenliyorum. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi bir daha paydaları eşitleyeceğim. J omega L eksi omega kare R L C artı R 1 artı J omega R C şöyle gitti. Yani R bölü J omega L artı R eksi omega kare R L C. Evet. Böyle bir şey buldum. Tamam. Hata olabilir mi acaba? Neyse. Bunun mutlak değeri de R bölü omega kare L kare artı R eksi omega kare L C'nin karesinin şu alt tarafta kare kökü. Evet. Bu example mıydı? Bir sorunun çözümüne bakayım. R 2 kilo ohmdu. L 2 henriydi. İsterseniz şunu yani 2000 bölü 4 omega kare artı R nedir? 2000 eksi kare 2000 çarpı L çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 6. Ha. 2000 omega R pardon 2000 R L 2 öteki de 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Evet. Tamam. Bir şeye bakmak istiyorum. Evet, doğru. Tamam, yaptığımız doğru. Evet, aynı benim yaptığım gibi omega sıfıra giderken bir olması transfer fonksiyonunun. Yani mesela limit omega sıfıra giderken h şu omega'ya sıfır koyduğunuz zaman bir değil mi?
limit omega sonsuza giderken e omega nedir? Bakıyorum. Şimdi burası da sonsuza gidiyor. Bu kare olduğu için burası da sonsuza gidiyor. Sıfıra gidiyor değil mi? Low pass filter. Burası tamam, doğru yaptık. O zaman bunun bir tane kesim frekansı var. Bir tek omega c var. O da e omega c mutlak değer eşittir 1 bölü kök 2 olduğu nokta değil mi? Kesim frekansının şeyi buydu. Yani bir low pass filter şöyleydi. 1, 1 bölü kök 2. Tamam, omega c. Değil mi? Kesim frekansı bunun 1 bölü kök 2 olduğu veya bunun karesinin 1 bölü 2 olduğu. Yani 1 bölü kök 2 eşittir 2000. Bu da eksi omega kare 4 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 kare kare. İki tarafında karesini alalım. 4 omega kare artı 2000 eksi omega kare 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 kare eşittir 2 çarpı 4, 8 çarpı 10 üzeri 6. Evet, bu biraz karışık. 4 omega kare eşittir 4, pardon, artı 4 çarpı 10 üzeri 6 eksi, bunları çarpalım. 2, 32 omega üzeri 4 artı omega üzeri, pardon, omega kare bu. Artı omega üzeri 4, 64 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir 8 çarpı 10 üzeri 6. Yani omega üzeri 4 64 çarpı 10 üzeri eksi 6 eksi 28 omega 10 üzeri 6 gibi bir şey eşittir 0. Bu denklem çözülür. Burada omega kare eşittir a diyebilirsiniz mesela değil mi? Bu şekilde yapabilirsiniz. Omega eşittir, omega c eşittir 742 radyan bölü saniye oluyormuş. 742. Evet. Sorusu olan var mı? Bu denklem önemli değil mi? Kesim frekansının tanımı önemli. Başta yaptığımız kalitatif diyebileceğimiz analiz, yani kabaca yaptığımız analiz önemli. Hemen böyle karmaşık işlemlere girişmeden önce omega sıfırken ne oluyor, sonsuzken ne oluyor, arada bir yerde bir şey olabilir mi diye kabaca bakmak iyi olur. Bunun ne tip filtre olduğunu anlamak için illa transfer fonksiyonunu tamamen yazıp matematiksel olarak böyle çizdirmek veya analiz etmek gerekmeyebilir. Evet, şimdi de şöyle bir devre. Bu ne tip filtre sizce? Sizce ne tip filtre? Mesela omega sıfıra giderken ne oluyor? Bant geçirgen değil mi? Bant geçirgen diyorsun. Başka bir şey diyen var mı? Bant durduran hocam bence. Durduran. Peki tamam. Şimdi omega sıfıra sıfırken ne oluyor bu devrede? Omega evet. Sıfırken evet. Sıfır ondan sonra açık devre oluyor değil mi? Açık devre oluyor, evet. Omega sıfırken. Evet, o yüzden akım geçmiyor. Akım geçmeyince de gerilim sıfır oluyor. Omega sonsuzken bu sefer ne oluyor? Bu sefer de endiktör açık devre oluyor. Bu akım geçmeyince ne oluyor? Akım geçmeyince direncin üzerindeki gerilim sıfır oluyor.
Dolayısıyla bütün gerilim, bütün giriş gerilim çıkışta toplanıyor. Yani hem düşük frekansta hem yüksek frekansta geçiriyor bu. Ama ortada bir frekans var ki o frekansta 1 bölü J eksi J bölü İnternetim gitti bir anda da. Evden sonuç olarak burada çok düşük frekanslarda, çok yüksek frekanslarda açık devre olduğu için bütün gerilimi üzerinde topladığını, yani geçirdiğini, ama ortada bir frekansta, öyle bir frekans var ki omega sıfır, orada sıfır olduğunu, yani bunun bir bant durduran filtre olduğunu biliyoruz. Bize tasarım yaptıracak şu anda. Omega B sıfır eşittir 200 Hz olması için. Tamam mı? Olması için. L ve C ne olmalı? L ve C ne olmalı? Burada R eşittir 150 ohm ve B eşittir 100 Hz. Yine internet kötü. Evet. Tamam. Şimdi bant genişliği neydi? Bir kere omega 0 eşittir 2 pi çarpı 200. Yani 400 pi radyan bölü saniye. Bu da eşittir 1 bölü kök lc. Tamam mı? Bu birinci denklem. Bu birinci denklem. Tamam mı? Merkez frekansı denklemi. İkinci denklem nereden gelecek? Bant genişliğinden. Bant genişliği neydi? Seri RLC devresinde. R bölü L miydi? Bakalım mı? Bant genişliği neydi? Öyleymiş yani. Hocam. Öyle. Tamam. Bir daha teyit edelim. R bölü L değil mi? Tamam. O zaman geri dönüyorum. R yazmaya başladım. R bölüdür 100 Hz. Yani 2 pi çarpı 100 radyan bölü saniye. R de 150 olduğuna göre o zaman L eşittir 150 bölü 200 pi. Tamam mı? Pardon. 150 bölü 200 bölü pi. 0.2387 Henry olması gerekiyormuş. Neyin? Endüktör. O zaman da bu ikinci denklem. Birinci denkleme geri dönersek 400 pi eşittir 1 bölü kök 0.2387 çarpı c. Yani
C eşittir. Yüz altmış bin pi kare. Evet. Bir bölü 0.2387 bölü 160 bin bölü pi kare. Yani 2.65 mikrofarad. Evet, doğru yaptık. Sorusu olan yoksa bir tane daha yapayım. Bir tane daha yapayım. Problem. On dört nokta on bir. Evet. Bu da bant geçirgen filtre. Neden? Çünkü neydi? Omega sıfırken endüktör kısa omega sıfırken bu sefer kondansatör kısa devre. Devre akım geçirmiyor. Devre akım geçirmediği için direncin üzerindeki gerilim sıfır. Yani çıkış gerilimi sıfır. Omega sonsuzken de bu sefer endüktör akım geçirmiyor. Yine direncin üzerinden geçen akım sıfır. Yine çıkış gerilimi sıfır. Yani omega sıfır giderken VO sıfıra gider. Omega sonsuza giderken VO yine sıfıra gider. Ama omega eşittir omega sıfır iken çıkış girişe eşit olur. Neden? Çünkü J omega L eksi J bölü omega C eşittir sıfır olur. Omega sıfır frekansında. Tamam mı? Buna da merkez frekansı denir. Evet, bunu tasarlamamız isteniyor. Neye göre tasarlamamız isteniyor? Omega C1 eşittir 20.1 kHz. Yani desim frekansı değil mi? Upper cutoff frequency 20.3 kHz. R'miz 30 kilo ohm olsun. Görüyorsunuz ki iki tane şey vermesi lazım bize. Burada birinci kesim frekansı ikinci kesim frekansını vermiş. Evet, bekleyin. Olabilir. Bekleyin. Tamam. Bant genişliğini hesaplayalım. Kesim frekansları arasındaki farktır, değil mi? 200 kHz. Çarpı 2 tabii ki. Değil mi? 4 pi çarpı 10 üzeri 5. Bu da R bölü yani 30 bin bölü L. O zaman L ne olur? 30 bin bölü 4 sıfır gider. Bir şey hocam şey yaptım. 200 Hz olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış? 200 Hz olması gerekiyor doğru. Kiloyu siliyorum. 10 üzeri 2. Tamam.
Evet. Yani 23.87 Henry çıkmış. Bir de C'yi bulacağım. C'yi nasıl bulabilirim? Söyleyebilir misiniz? C'yi nereden bulacağım? Bu omega 0 Evet. 20.2 kHz olmalı. Ha, omega 0 20.2 değil aslında. Değil mi? Değil. Yani şöyle. Omega 0 eşittir. Omega C1, omega C2 Ha, çarpımının doğru, hareketi değil mi? formül vardı, Yani omega 0 bunun maksimum çektiği yer tam olarak ikisinin ortası olmak zorunda değil. Tamam. Hatta hiçbir zaman değil yani. Nedir? Omega 0'ın formülü budur. Geometrik ortalama. Yani karekök 20.1 çarpı 20.3 kilohertz. Bu da eşittir. R bölü L. Pardon, yanlış söyledim. 1 bölü kök LC. O zaman bunu MATLAB'da hesaplayayım. Karekök 20.1 çarpı 20.3 omega 0 bu. Hatta bir de kilosu var. Evet. Tamam. (63.877) eşittir 1 bölü kök LC. C eşittir 1 bölü 63.877 kare bölü 23.87. Evet. Şu 300 bölü 40 pi nedir? 2.38 buldum ama ben kitapta 23.87 bulmuş. Bir işlem hatası olabilir mi? 200 Hz, 400 pi Hz, 400 pi radyan bölü saniye. 30 kilo ohm, tamam. 30 bin yani 300 bölü 4000 doğru, tamam, şu yok, doğru şu anda. Evet, omega 0'ı yanlış yazmışım, 20.01, tamam. Şunu da sileyim, kusura bakmayın. 20 bin oldu. C eşittir 0.102 nanofarad veya 102.67 pikofarad olması gerekiyor. Tamam. Evet. Tamam. Yani burada basit, fazla bir şey yok. Seri RLC devresiyle çıkışı dirençten alırsanız bant geçirgen, çıkışı endektörle kondansatörden alırsanız bant durduran. Zaten şeylerde kolay. Low pass filterler. Bir RC devresi veya RL devresiyle yapılabilir. Asıl tabii aktif filtreler önemli. Çünkü ya bunlar da çok işe yarıyor. Pasif filtreler de çok işe yarıyor ama keskin bir filtre yapmak istiyorsak bunlar o keskinliği sağlamaktan çok uzak. Bazen mesela FM sinyalleri böyle frekansta böyle yan yana bir sürü sinyalden oluşur radyo kanalı. Yani siz şunu çekip almak istersiniz, tamam mı?
hakkını çekip almak istersiniz. Bunu alabilmek için buraya keskin bir filtre yapmak, keskin bir filtre kullanmak gerekir. Çünkü filtreniz pasif filtre kullanırsanız hem geçirmek istediğiniz şeyi tam olarak düzgün geçiremiyorsunuz, hem de yandaki kanalları da, kanallardan da almış oluyorsunuz. Birbirine karışmış oluyor yani radyo kanalları. Tamam mı? Dolayısıyla keskin filtre yapmak gerekiyorsa aktif filtre kullanmak lazım. Kullanılmalı. Aktif filtre op-amp kullanılan filtreler demek bizim için. 14.8 aktif evet. R, C ve op-amp'tan oluşur. Tamam mı? Yani endüktör yok. Endüktör yok. Avantajlar. Bir, kaskat. Hiç kaskat diye bir şey duydunuz mu? 224'te duymuştuk sanırım hocam. Evet. Yani ilk defa alıyorsanız belki de daha duymamışsınızdır, ama daha önce aldıysanız tabii ki 224'te, 311'de duymuşsunuzdur. Cascade Türkçesi, İngilizcesi. Cascade yani benzer yapıları ard arda koyarak daha iyi bir yapı elde ediyorsunuz. Mesela yükseltecin birinci aşaması, ikinci aşaması, üçüncü aşaması oluyor. Ne kadar çok aşama koyarsanız o kadar keskin bir filtre elde edebiliyorsunuz. Burada bir sakınca şu. Peki bunu şöyle yapamaz. Pasif filtrelere de ard arda koysak o zaman keskin bir yapı elde edemez miyiz? Pasif filtrelere de. Ama orada her seferinde kazanç düşüyor. Çünkü aradaki dirençlerde gerilimler kayboluyor. Değil mi? Ne kadar çok aşama koyarsanız o kadar çok aradaki dirençlerde şeylerde gerilimler kayboluyor. Yani bir aşama bir sonraki aşamaya yük oluyor. Değil mi? Yük oluyor. Ama cascade op-amp'lı filtre yaparsak kaskat yapılar kullanabiliriz. 224'te de şu anda görüyorsanız mesela bir yükseltecin çıkış direnci düşük olması lazım ki bir sonrakinin giriş direnci de yüksek olsun. Böylece birinci yükseltecinden çıkan gerilim tamamen ikinci yükseltece, yani neredeyse tamamı ikinci yükseltece gidebilsin, değil mi? Yani her filtrenin giriş direnci yüksek, çıkış direnci düşük olmalı. Demek ki op-amp bunu sağlıyor. Ne kadar çok aşama koyarsanız koyun, ideal op-amp'ta kayıp olmuyor. Ve az sonra veya gelecek derste göreceğimiz gibi ne kadar çok aşamayı ard arda koyarsak o kadar keskin filtreler elde edebiliriz. İkincisi, kazanç sağlayabilirsiniz. Kazanç. Op-amp'ta kazanç sağlayabilirsiniz. Ama pasif filtrede kazanç sağlayamazsınız. Neden? İşte burada gördük. Maksimum 1 olabiliyor. Değil mi? Yani ben hem şuradaki kanalı çekip çıkarmak istiyorum oradan. Onu dinlemek istiyorum çünkü, tamam mı? Yani radyo, arabamın radyosunu da oraya ayarladım. Orayı dinlemek istiyorum. Dolayısıyla oraya keskin bir filtreyle filtrelemem lazım. Ama bir yandan da sinyal benim alıcıma çok zayıf geldiği için bir de yükseltmem lazım. Op-amp bunu da sağlıyor biliyorsunuz. Kazanç da sağlayabilirsiniz. Değil mi? Bir feedback direnci ile bunu yapabilirsiniz. Şimdi
temel bir kavram. Filtre derecesi. Transfer fonksiyonu. Transfer fonksiyonunda. Paydadaki polinomun derecesi oluyor. Paydadaki polinomun derecesi. Yani, sadece kaç tane kutupu varsa gibi bir şey mi oluyor hocam? Gibi bir şey. Mesela S kare artı 2S artı 1, tamam mı? Bu ikinci derece. İkinci derece. S üzeri 4 artı 3D kare artı 2S artı 1 atıyorum yani kafadan. Bu dördüncü derece. Tamam. Paydadaki polinomun derecesi. Derece ne kadar fazla olursa transfer fonksiyonu kırılma noktalarından sonra o kadar hızlı iner veya çıkar. Yani mesela bu düşük dereceli bir filtre. Bu yüksek dereceli bir filtre. Tamam mı? Bu düşük. Yani nispeten düşük. Düşük yüksek göreceli kavramlar. Ama soldaki sağdakine göre düşük. Bu da yüksek dereceli bir filtre. Yani şurada hızlı bir şekilde çıkıyor, iniyor. Bu ise yumuşak bir şekilde çıkıyor ve iniyor. Omegalar, değil mi? Evet. İşte biz opamplarla bunu sağlayabileceğiz. Yüksek derece sağlayabileceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Elimizde bakın arkadaşlar. Temel filtre yapıları olacak. Elimizde birinci derece ve ikinci derece temel aktif filtre yapıları olacak. Mesela sonra da ne yapacağız? Sonra da mesela ikinci derece. Ardından bir ikinci derece daha. Ardından bir de birinci derece olsun. Yani VI, VO. Bu eş değerde beşinci derece olacak yani. Tamam mı? Yani ben size şimdi gelecek derste temel birinci dereceden bir opamplı filtre, bir de ikinci dereceden opamplı filtre göstereceğim. Onları sonra ard arda koyarak gerektiği sayıda ve çeşitte istediğimiz derecede filtreler yapabileceğiz. Peki filtre yapıları nedir? Hem low pass'te var, hem de high pass içinde ayrıca filtreler. Yani birinci ve ikinci derece ve her biri için low pass bir de high pass. Düşük geçirgen, yüksek geçirgen filtre yapılarım var. Onları istediğim şekilde sıralayıp ard arda koyup istediğim derecede düşük geçirgen, yüksek geçirgen, bant geçirgen, bant durduran filtreler yapabilirim. Şimdi İsterseniz bir ara verelim bu çağa kadar. Bir 15 dakika ara verelim arkadaşlar. Neyse. Evet.
Neyse arkadaşlar, ne yaptık? Bir süre kaybettik. Çok değil ya, 15 dakika olmadı da. Tamam mı? Sağ olun uyarı için. Devam ediyorum. J omega R 1 C. O zaman VO bölü VI eşittir R2 artı R3 bölü R2 çarpı 1 bölü 1 artı J omega R1 C. Hatta bunu da R2 artı R3 C 1 bölü R1 C J omega artı 1 bölü R1 C. Yani HS eşittir 1 artı R3 bölü R2 çarpı 1 bölü R1C S artı 1 bölü R1C. Yani burada K eşittir 1 artı R3 bölü R2. Genel forma uyduruyorum şu anda. Omega C eşittir 1 bölü R1C kesim frekansı ve B eşittir 1. Bu da aynı şekilde, aynı formatta bir alçak geçirgen filtre. Sadece biraz tabii farklı, yani farklı bir devre. Ama aynı işi görüyor. Tamam. İki tane size temel birinci derece alçak geçirgen filtre göstermiş oldum. Bir de birinci derece yüksek geçirgen filtre bakalım. Evet. Evet, şimdi de yüksek geçirgen filtre çiziyorum. X artı. Bunlar nedir? CI. Burası nedir? RI. Artı. Eksi VI. Burası giriş değil mi? Her zamanki gibi. Şurası direkt toprağa bağlı. Şurası çıkış. Tabii ki bir de feedback direnci dediğimiz direnci de koyacağız. Evet, bu da yüksek geçirgenmiş. Neden öyle olduğunu anlamaya çalışalım. Evet. Yani burası her zaman sıfır zaten değil mi? Burası da her zaman sıfır. Tamam. Omega sıfıra giderken ne oluyor? Omega çok küçükken kondansatör açık devre oluyor. Değil mi? CI kondansatörü açık devre oluyor. Akım geçirmiyor. Akım geçirmeyince RF'den de akım geçmiyor. RF'den de akım geçmeyince VO eşittir sıfır oluyor. Değil mi? Yani kondansatör açık devre olduğu ve akım geçirmediği için o zaman çıkış gerilimi sıfır oluyor. Omega sonsuza giderken kondansatör, yani CI kısa devre. Kısa devre olunca bu bildiğiniz sizin yükselteç devresi değil mi? Yani VO eşittir eksi VI çarpı RF bölü RI. Değil mi? Geçirir yani. O zaman bu neymiş? High pass filter. Yüksek frekansları geçiriyor. Düşük frekansları daha az geçiriyor. O zaman bunun transfer fonksiyonuna bakalım. VI bölü RI artı 1 bölü J omega CI eşittir. Eksi VO bölü RF. O zaman H omega eşittir VO bölü VI eşittir. RF bölü RI artı 1 bölü J omega CI. Şimdi şunu RF bölü RI olarak, tabii eksiyi unutmayalım. Eksi de var. Bir artı bir bölü J omega J I R I.
Bak burası değişmedi. Tamam. Şimdi iki tarafı J omega ile çarpıyorum. Yani HS eşittir. Genel formu yazıyorum. Genel form. Genel form. K bölü S artı S artı S omega C. Yani burada K kazanç eşittir eksi RF bölü RI bu filtre için. Ve B eşittir 1 ve omega C eşittir 1 bölü CI RI. Ama evet. Negatif kazanç önemli değil arkadaşlar. Negatif kazanç önemli değil. Çok gerekiyorsa hemen bir tersine çevirmek çok kolay değil mi? Son bir op-amp aşaması daha koyarsınız. Sadece evirici, değil mi? Inverter koyarsınız. Evirir. Ama ses sinyalini mesela artısını eksisini dinlemek arasında bir fark yok. Bir ses sinyali için, mesela bir radyo sinyali için önemli değil artı veya eksi olması. Ama dijital bir sinyalse, dijital haberleşme yapıyorsa tabii ki artı eksi önemlidir. Evet. Size şimdi de bir yüksek geçirgen filtre göstermiş oldum. Şimdi bant geçirgen nasıl yapacağız? Yani şu an birinci derecedeyiz hala. Evet. Bant geçirgen filtre nasıl yapılır? Bir tane yüksek geçirgen, bir tane de alçak geçirgen filtre var elinizde. Bunlardan bir bant geçirgen filtre nasıl yaparsınız? Düşünün ve aklına bir şey gelen varsa söyleyebilir. Evet. Elinizde bir tane alçak geçirgen filtre var. Bir de yüksek geçirgen filtre var. Bunlardan bant geçirgen filtre yapmak istiyorsunuz. Düşünebilen var mı? Bant geçirgen ne demek? Düşük frekansları geçirmeyecek, yüksekleri de geçirmeyecek. Şöyle. Yani şöyle bir sinyal var frekansta. Ben şu kısmı geçirmek istiyorum, tamam mı? O zaman önce ne yaparım? Bir yüksek geçirgen veya düşük geçirgenden geçiririm. Bir düşük geçirgen filtreden geçirdim, tamam mı? Ne kaldı elimde? Böyle. Bir de şu tarafı atmam lazım. Değil mi? Onun için de bir yüksek geçirgen filtreden geçiririm sonra. Tamam. Sonra ne oldu elimde? Ne kaldı? Tamam mı? Böyle. Yani demek ki low pass, high pass, inverter ve gain koyabilirsiniz istersen. Ve o. Şimdi ben mesela omega C1 ve omega C2 frekansların arasını geçirmek istiyorum. Tamam mı? Tamam. O zaman low pass filtrimin kesin frekansı ne olmalı?
Bunun kesim frekansı ne olmalı? Birisi söylesin. Low pass filtrenin kesim frekansı ne olmalı? Omega C2 hocam. Omega C2 tamam. High pass filtrinde kesim frekansı burada değil mi? Ama bunu böyle yaptıktan sonra istediğiniz sıra yani şu sıra değişebilir. Ama burada sıkıntı yok yani. Önce high pass sonra low pass. Önce gain inverter sonra low pass high pass. Yani üçünü istediğiniz sıraya koyabilirsiniz. Bir şey değişmez yani. Fark etmez diyorum. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi biz burada bunların kesim frekansı olarak 1 bölü kök 2'ye düştüğü zamanı alıyorduk. Peki bu nasıl keskin bir şey sağlıyor bize? İstediğimiz alanı almamızı sağlıyor. Henüz onu görmedik aslında. Henüz onun nasıl yapıldığını görmedik. Ama bunlardan ard arda koyarsan mesela yüksek geçirgen aynı frekansta yüksek geçirgenler düşün. Hepsi aynı kesim frekansına sahip. Ard arda koyarsan her seferinde daha keskinleşir. Çünkü her seferinde transfer fonksiyonunun derecesi artar yani. Ard arda koyduğun her aşamada derece artıyor. Daha keskin oluyor yani. Şimdi evet, bunun bant genişliği böyle. Bence burada bir merkez frekansından bahsedemeyiz. Onu yazmasam mı bilmiyorum ama merkez frekansı hadi omega C1 omega C2'nin karekökü diyelim ya yine de. Q'muz da kalite faktörü de merkez frekansı bölü bant genişliği. Tamam. Bir de bant durduranı nasıl yapacağımızı düşünelim. Nasıl yapacağız acaba? Bant durduran filtre. Sizce bant durduran filtre yapmak için yine ya, elinde bir düşük yani bir yüksek geçirgen var. Evet. Cutoff frekanslarını değiştirsek işimize yarar. Değiştirsek. Yok, elimde bak elimde bir tane omega C1 değiştirsek ne olur? Bir dakika. Düşünelim. Mesela low pass filtremiz omega C2 olsun, omega C1 olsun diyorsun yani. Kesin yani frekans. Öyle düşündüm rastgele de tamam. Olabilir mi? Tamam, onu yaparsan omega C1'den öncesini geçirmiş olursun ki bu istediğimiz bir şey bant durduran filtre. Ama omega C2'nin üstü de silinip gitmiş oldu. Onu da o zaman, onu da ayrıca high pass'i dediğin gibi omega C2 frekanslı bir high pass olsun. Omega C2'nin üstünü de o geçirsin. İkisini toplayalım değil mi mesela? Aynen öyle. Yani şöyle arka arkaya koyarsak doğru gider çünkü. Arka arkaya koyarsak olmaz. Paralel koyarsak LPF omega C1 burada da HPP high pass filter omega C2 V1 olsun. Bu da V2 olsun. Toplayıcı. Toplayıcı devrede opampla yapılabilen bir şey. Kazanç da koyalım. Yani kazanç koymakta da sıkıntı yok. Kazanç da koyabilirim. Bunları da geçirdiğimiz zaman tabaca toplamış olduğumuz şeyleri. Yani şöyle şöyle bir sinyal var. Frekans alanında böyle ifade edilmiş. Ben
şu frekans aralığını dışını, yani şurayı geçirmek ve burayı geçirmek istiyorum. Bu VI değil mi? Bu VI. Burası VI'nin frekans alanındaki şeyi. V1 nedir? Omega C1'lik bir low pass'den geçirilmiş hali. V2 nedir? Omega C2'lik bir high pass'ten geçirilmiş hali. Topladığınız zaman ne oldu? Bant durduran filtreden geçirmiş olduk. Bir bant durduran filtre yapmış olduk yani. Hocam. Evet. Sinyalin kendisini bant geçiren filtrenin tersiyle toplasak da bunu elde edebilir miyiz? Çıkartsak yani. Yani geçirgen sadece bir dakika yine internet bağlantım. Biraz bekleyin. Allah. Biraz bekleyin cevap vereceğim. Evet. Şey diyorsun. Mesela böyle bant geçirgen filtreden geçirdik. Sonra asıl sinyalden çıkartırsak bant durduran filtre elde etmiş oluruz, değil mi? Aynen. O da yapılabilir. O da yapılabilir, evet. Bu yaptığımızda zaten matematik olarak aynı şey. Ama çıkartmak nasıl oluyor devrede? Herhalde bir inverter'dan çevirip toplamak, değil mi? Aynen. Evet. Öyle sanırım. Öyle. Şimdi low pass active gain 4 omega c eşittir. Yani fc, fc sileyim de düzgün yazayım. Fc eşittir 500 hertz. Low pass'lere bakalım. Evet, burada görüyorsunuz. Veya şurada şu devreyi kullanabiliriz. Yani RF evet 1 bölü RF CF kesim frekansı, RF bölü RI de kazanç, değil mi? Eşittir 4. 1 bölü CF RF eşittir 1000 pi. Evet. Tabii kaç tane bilinmeyen var? 3 bilinmeyen var. 2 denklem var. O zaman birini seçeceğiz. Değil mi? Neyi seçelim? RI. RI'yi seçelim. RI eşittir 1 kilo ohm olsun. O zaman RF eşittir 4 kilo ohm olur. CF eşittir 1 bölü 1000 çarpı, yani 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri 6 pi. Evet, olur değil mi?
bu şekilde. High pass. Problem 14-12. Active high pass filter. Kazanç, yani yüksek frekanstaki kazancı 5. Kesim frekansı 2 kHz. C eşittir 50 nanofarad olsun demiş. High pass de şuradaydı. Evet. Bunun kazancı RF bölü RI yüksek frekansta. RF bölü RI. Kesim frekansta 1 bölü RICI değil mi? RF bölü RI eşittir 5. 1 bölü RICI eşittir. Ne diyor? Kesim frekansı 4000 pi. Değil mi? Çünkü bize hertz olarak bu dediği şey RC aslında. Hertz olarak vermiş. Ben onu radyan bölü saniyeye çevirmek durumundayım. C 50 nanofarad olsun. O zaman RI eşittir 1 bölü 4000 pi çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 8. Yani 10 üzeri 5 bölü 20 pi, yani 5000, 100.000, 50.000 bölü pi. Evet. 10 üzeri 5, 10 üzeri 4 bölü 2. Yok, 5000 bölü pi. Pardon. 5000 bölü pi. O da 1600. Yaklaşık olarak 1600 ohm olması gerekiyor, ortaya çıkıyor. O zaman RF eşittir 5 RI. O da 8 kilo ohm olması gerektiği ortaya çıkıyor. 5 çarpı RI. Tamam. Basit dizayn problemleri. Evet. Aktif band pass filter tasarlanacak. Omega C1 eşittir 250 Hz. Pardon, FC. FC2'de 3000 Hz. K eşittir 10 olsun isteniyor. R eşittir 20 kilo ohm olsun denmiş. Tamam. O zaman alçak geçirgen filtre bir low pass filter yapacağım. Kazancı en son atayım. En son bir kazanç devresi yapayım. Şu anki devrem low pass filter'ım bir kazançlı. Kazancı bir olsun yani. Ve bunun omega c'si 6000 pi. Değil mi? Low pass filter yüksek frekans. Yüksek kesim frekansı low pass. High pass de high pass'in kesim frekansı da 250 çarpı 2 diyelim. 500 pi. Radyan bölü saniye. Tamam. Son aşama kazanç. Yani RF bölü RI eşittir 10 olacak. Şimdi bunu çizeyim ben. Şöyle. Bir tane size düşük geçirgen. Yani VI burada. R CF R eksi artı bu
birinci aşama. Lopez. İkinci aşama yine R, C2. Üçüncü aşamada da kazanç. Gain. Gain ve inverter istiyorsanız. Evet. Bu yani yapmak istediğimiz bu. Buradaki bütün R'ler 20 kilo ohm olsun demiş. 20K. Bunlar hep 20K. Tamam. Evet. Birinci Lopez'in kesim frekansı 6000 pi. 6000 pi. Bu 6000 pi eşittir. 1 bölü 20.000 çarpı CF. Değil mi? İkincisi de 250, 500 pi. 500 pi eşittir 1 bölü 20.000 tamam. O zaman CF eşittir. Hemen yapayım. 1 bölü 6000 bölü pi. Yani şunu sileyim de. .65 nanofarad. Bu da 31.83 nanofarad. RF bölü RI'yi de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bunu da 20K yapın. RI eşittir 20K olursa RF eşittir 10'la çarp 200K olur. Evet. Tamam. Tamam yani düşük geçirgen, yüksek geçirgen, bant geçirgen ama birinci derece şu anda. Birinci derece. Çok fazla zamanımız kalmadı bugün. İkinci derece göstereceğim. İkinci derece filtre göstereceğim. Sonra da bunları nasıl birleştireceğiz? Nasıl tasarlayacağız? Onları göreceğiz gelecek derste. Gelecek derste herhalde bunları bitiririz. Pazartesi yani. Çözümü yani bunlar sınava dahil değil. Hangi chapter'lar dahil? 9, 10, 11, 12, 13 değil mi? 9, 10, 11, 12, 13. Yani 9 nedir? Sinüs dalgaları ve fazörler. 10. Sinüs yatışkın durum devre analizi. Sonra 3 hesaplamaları. Ondan sonra 3 fazlı devreler. Ondan sonra manyetik bağlaşımlı devreler. İçerisinde doğrusal trafolar, ideal trafolar. Bunlar sınav konusu. Bode diyagramı ve filtreler dahil etmeyeyim. Çünkü 4 soru soracağım zaten. Yeteri kadar konu var. Ama sınavın hemen sonrasında bir ödev vermeyi düşünüyorum. Bu filtrelerle alakalı, aktif filtrelerle alakalı. Onu sınavdan sonra çalışırsınız. Bu yani. Proje mi hocam? Gruplar için yani proje, yani proje, ödev, ödev diyelim. Hani 2 veya 3 kişilik gruplarla. Ama eskiden olsa labda yapardınız. Hani şimdi bu microcap simülatöründe yapmak durumundayız artık. Ama o da güzel yani bir sürü op amp var içinde.
değişik şeyler deneyebilir. Onunla alakalı bir şey vermek istiyorum. O sınavdan sonrası, sınava kadar düşünmeyin. Pazartesi günü dediğim gibi bunları işlemeye devam edeceğim ben. Aktif filtreleri. Ama soruyla gelirseniz, hani çözemediğiniz bir şey olabilir. Yani öncesinde bana e-mail atın. Ben onları çözmeye çalışırım yani. Zamanım yettiğince. Ders, yani pazartesi günkü ders. Tamamdır hocam. Tamamdır.